küm diye uğraştık. Çarparsan 35-40 milyar çöpe gitti. Arkadaşlar herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün arabaya spoiler takımı yapacağım. Umarım güzel bir video olur. Şöyle göstereyim. Paketimiz geldi. Bu Hellcat spoiler diye geçiyor. Bunu arabaya. Şimdi montajını yapacağız. Bunun için şöyle alet edevat gerekiyordu. Bunu da sipariş ettim ayrı olarak. Şimdi nasıl yapacağız? Sepilte göreceğiz. Hadi o zaman videomuz başlasın. Evet. Şimdi malzemeleri şöyle göstereyim size. Şöyle bir spoiler. Bu buraya geliyor. Bunun üzerine. Buna ise bunun üzerine yine şöyle çizilmesin diye içine koyduğunu çıkartmadım. Yine bir parça var. Bunlarla birlikte güzel bir Hellcat spoiler olarak geçiyor. Şimdi sağ olsun kayınpederle falan birlikte yapacağız. Malzemeler var. Şunlar. Şu içine böyle bir yuva açıyor. Dişli açıyor diyelim. Şöyle bir pense gibi bir şey. Bu olmadan bu olmuyor maalesef. Şimdi deneyeceğiz, yapacağız. Umarım güzel bir video olur. Birlikte göreceğiz. Yine şöyle malzemeleri gösterecek olursak tamamen güzel bir şekilde şöyle gösterelim. Şöyle şu parça şu şekilde. Şimdi çizmeyelim. Şuraya güzel bir şekilde geliyor. Yukarıdan böyle gözükecek. Şu görüyorsunuz delikleri. Önce burada delik açmak gerekiyor. Bunları şimdi işaretleyeceğiz. Ona göre delik açacağız. Sonra açmış olduğumuz bu delikleri şu parçayla birlikte şöyle vidalara yolluyorlar. Mesela şu görmüş olduğunuz şu parça açmış olduğumuz deliklere girecek. Bu girerken de bu pense yardımıyla bu içine sıkışıyor. Sıkışınca da çıkmıyor. Yani bir nevi dişli açmış gibi oluyor. Şimdi bunları birlikte yapacağız. Umarım güzel bir video olur ama yalnız sadece şuna 50 euro para verdik. Şu parçaya. Bu olmadan da maalesef yapılmıyor. Şöyle bir şey kullanmasını daha doğrusu da bilmiyoruz ama tabi bunlar içinde de şöyle gene çeşitli ufaklı irili somunlar gelmiş. Bunlar işimize yaramayacak. Şunlarla birlikte gelenleri kullanacağız. Bakalım nasıl olacak. Şimdi yerlerini bulmaya çalışıyoruz. İşaretledik. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Tam ortası yok. Şu iki çizgi, iki şeyin arasında orta olduk. A few moments later. Evet arkadaşlar, bir gün sonra da tekrar merhabalar. Hava bir karardığı için devam edememiştim. Şimdi bugün devam etmek istedim. Şimdi şu vidalar biraz uzun geldi. Bana biraz bunların kısası lazım. O yüzden de burada bir ördevatçıya geldim. Şimdi bunlardan arıyorum. Bakalım bulalım. Devam edeceğiz. Şimdi yuvasına geldik. Buldum. Ama nerede şimdi? Bize M6 lazım. Bunlar değil. Şunun tarzı bir şey lazım. Bu tarafına gidelim. Evet buldum arkadaşlar. Şöyle iki tane aldım. Bunlar M6 boyutu yani. 30 mm uzunluğunda. Şöyle aldım iki paket. Şöyle görmüş olduğunuz gibi içinde 4 tane var. Toplamda 8 tane. Bakalım. Bir de şöyle bir kendime Red Bull aldım gidecek. Devam edelim. Evet sonraki denemeye gidelim. Yağmura yakalanmazsak. Hemen başlayalım tekrar. Evet arkadaşlar hallettim. Şimdi bir gün sonra da burada merhaba. Demin bir daha alırken merhabalar başlamadık ama şimdi merhabalaşalım. Dün neler yaptım? Şöyle kısa bir göstereyim. Sonra devam edelim. Dün neler yaptık derseniz şöyle görmüş olduğunuz gibi bunları o göstermiş olduğum pense yardımıyla buraya taktım. Önce bir tabi delik deldim. Sonrasında ise bunları buraya pençeliniyoruz. Öyle söyleyeyim. Şimdi ise sırada buraya geçirmek kaldı. Umarım kolay bir şekilde geçer. Ama öncesinde ben araya çift taraflı güzel bir bant atmak istiyorum ki ilerleyen dönemlerde sadece vida destekçi olsun yani. Sadece vidayla kalmasın diyorum. Daha sağlam olsun istiyorum. O yüzden onu da yapacağım. Devam edelim. Thank you.
Bence bu spoiler takamayacağız. Şimdi de yağmur başladı. Ay Allah'ım ya Rabbi. Hemen şimdi içeri taşıyayım da yağmura sonra devam ederiz. A few moments later. Evet, ortalama şekli böyle olacak. Henüz bitmiş değil. Bayağı bir yordu bize. Bayağıdır uğraşıyoruz. Şunları tam yerine oturtmak, yani vermiş oldukları çizgiler, ölçüler tamamen neredeyse uymuyor gibi. O yüzden bayağı bir uğraştırdı ama hallettik gibi. Şu anda tek sıkıntımız bunları şimdi şurada bir vidamız eksik. Onu bulacağız. Çünkü bazılarınkini uymadı, bazılarınki öldü takarken falan. O yüzden bayağı birkaç tanesini heder ettik. O yüzden şimdi yenisini almaya gideceğim. Onu alacağım birkaç tane. İşte şöyle görmüş olduğunuz gibi. Şöyle arasına çift baraplı 3M bant attım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Daha bunları da soymam, çıkarmam gerekiyor. Yani aşağı yukarı böyle olacak ama güzel duruyor değil mi? Şöyle bakınca arkadan çok güzel duruyor. Şimdi arkası boş duruyor diye. Arkası yani bilmiyorum ama şimdi daha güzel olacak gibi. Hadi bakalım. Yani baktığımızda toplam arkadan görünümü böyle olacak gibi. Evet. Güzel oldu, güzel. Bitsin daha güzel olacak. Bitirdik de. Sen iki gün uğraş. Gel. Yaptığın bütün zaman. Her şey boşa gitsin. Parçayı geçtim. Bakar mısınız abi? Buradan. Kırıldı. Şu parça buradan kırıldı. Buradan çatladı. Bilemiyorum ya. Abi şuna. Gönderimle beraber 700 euro kadar bir para verdik. Amerika'dan geldi. 2 gün diye uğraştık. Bütün işlemler boşa gitti. Ama genel olarak güzel gözüküyor değil mi? Şöyle bakarsanız iyi gözüküyor gibi. Şöyle güzel. Şimdi iştahım yok şunları. Siyaha şeyler var. Ne yönetimi siyah. Spreyli böyle kaplama var ya, ondan yapacağım da. Şu anda moralim yok. Yapmıyorum, bıraktım abi kırıldıktan sonra. Şura kırıldı. Bütünü vurdum, kesik gitti. Şimdi bilmiyorum süreyim mi? Sürmeyeyim mi? Yani gönderimle beraber 700 euro şu. Şimdi kırıldığı için şurada bir işe yaramayacak. Bu spoiler de ne kadar bilmiyorum. Bu orijinal fabrikadan kendi spoiler'ı. Onu da sipariş edeceğiz. Onu da sipariş ya da şunu almam bir daha belki. Yani şu. Yani şöyle söyleyeyim. Ortalama tahminim 1200 euro falan çöp. Çarparsan 35-40 milyar çöpe gitti. Boşa gitti abi. Oynat bakalım, oynatabiliyorsan. Şimdi bu saatten sonra benim moralim nasıl düzelsin. Yani şimdi genel olarak bir değerlendirme yapacak olursak arkadaşlar, maalesef kırıldı. Yapacak bir şey yok. O kadar uğraştık. 2 gün emek verdik ve sonunda artık son işlemlerdeyken kırıldı. Yapacak bir şey yok. Bunda da vardır bir hayır. Şimdi tekrar şöyle fiyatlarına bakıyorum. Bakalım fiyatlarını bulabilecek miyim? Evet, şimdi ekranda görüyor olacaksınız. Telefonun ekranına oraya vereceğim. Şimdi görüyorsunuz. Şimdi bakacak olursak bu spoiler'ın ismi Wickerbly diye geçiyor. Tamamen telaffuzu nasıl bilmiyorum. Görmüş olduğunuz gibi 629 euro fiyatı var. Bu çöp. Öncelikle söyleyeyim. Bu aslında 2021 sonrası üretilen White Body'lerde geliyor. Onların Hellcat spoiler diye geçiyor ama bu da sonradan after marketing olarak yapılan bir spoiler. Şimdi görmüş olduğunuz gibi buradaki fiyatı maalesef şöyle göstereyim. Bu yani. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. 629 euro. Göndermle beraber 700 euroydu ortalama. Kırıldı, çöp oldu. Genel olarak durum bu. Şimdi ne yapacağım derseniz muhtemelen birkaç hafta böyle süreceğim. En azından hevesim alana kadar böyle süreceğim. Daha sonrasında yeni bir spoiler. Orijinal spoiler. Siparişi vereceğim. Hatta şunu ekran kaydını kapatayım ya. Yeni bir orijinal ekran
yeni bir spoiler siparişi vereceğim. Vermişken belki direkt karbon olarak veririm. Fiyat ortalamasında fazla bir şey yoksa aralığında. Durum bu şekilde. Şu anda modum çok düştü. Gerçekten de hani istemezdim böyle olmasını ama yapacak maalesef bir şey yok. Elimizden gelen bir şey yok. Bunlara vardır bir hayır diyoruz. Üzülüyor muyuz? Evet. Vazgeçiyor muyuz? Hayır. Durma yok. Yola devam sevgili dostlar. Ne olursa olsun vazgeçmeyeceğiz. Daha yenisini, daha iyisini, daha güzelini buluruz. Daha iyisini yaparız. Bunlara vardır bir hayır diyoruz. Genel olarak durum bu şekilde. Demiş olduğum gibi biraz böyle takılacağım. Bu şekilde kırık zaten. Yani muhtemelen uzaktan bakan bir kişi onu fark etmeyecek ama yakından bakınca fark edecek. Ama olsun, sıkıntı yok. Güzel bir görüntü oldu. Şimdi tüfle müfle bir bunun şeyi de vardı. Tüfe falan işte muayeneye falan geçmesi için ruhsatı işletmesi lazımdı. Ben bunu şu anda işletmeyeceğim muhtemelen. Daha doğrusu işletmeye gerek yok. Kutu aktarılı yani, bunu bir evrakla beraber geliyor. Onu gösterdiğin zaman polise bir sıkıntı yok ama ne olur ne olmaz diye ruhsatı işletmek istemiştim ama şu anda işletmeyeceğim. Birkaç hafta böyle sürüp söküp atarım muhtemelen. Yapacak bir şey yok. Hayırlısı bu video da böyle oldu. Başarısız bir video oldu. Gönül isterdi ki güzel bir video olsun. Spoiler yapıldıktan sonra arka 360 derece kamera takıp şöyle şehri bir turlamak, sizlere göstermek istemiştim ama maalesef modum düşünce böyle bir şey yapamıyorum. Sağlık olsun, izlemiş olduğunuz için teşekkür ediyorum. Alırım artık bir geçmiş olsunuzu. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki güzel videoda görüşmek üzere diyorum. Ciao ciao. Bye bye.